2024 çok hızlı başladı ve bir Türk savunma şirketi başarıyla tamamladığı 2023'ün arkasından 2024'te çok sayıda fuar ve ihracat başarılarını konuşacağız. Canik'teyiz, Gencer Bey ile beraberiz. Öncelikle ben tebrik etmek istiyorum. Yine ilk ondasınız Türk savunma sanayinin ihracatçıları listesinde. Ve orada tabii biz hep Canik diye söylüyoruz ama Samsun Yurt Savunma sizin üst şirketiniz. Meraklı izleyicilerimiz baktığı zaman direkt listede görecekler ve gerçekten gurur duyuyoruz. Peki 2024'te neler olacak? İsterseniz onları beraber konuşalım. Ne hedefliyorsunuz? Nasıl bu yıldan beklentileriniz neler? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Dediğiniz gibi rakamlar açıklandı ve bu yıl yine altını çizmek istiyorum. İlk ondayız. Savunma sanayi ihracatçıları arasında. Güzel bir yılı geride bıraktık. Zor bir yılı geride bıraktık. Birçok hem sektörel hem de globalde birçok değişen parametrenin var olduğu, insanların her gün yeni bir haberle uyandığı hem sektörel hem de Dünyasal. dünyasal anlamda bir yıl oldu ve hani biz kendi uzman olduğumuz alanda başarıyla tamamladığımızı düşünüyoruz. Ve ben şahsen de buna inanıyorum. 10. sıradayız. Bu sene zaten daha önce olgunlaştırdığımız projelerin bir nevi işte katma değere dönüştüğü yıl oldu. 12-17 çarpı 99 yani 50 kalibre milli uçak savarımızı kalifiye etmiştik zaten çok öncesinde. 2022'de tamamlanan bir projeydi. Bu yıl 2023'te zaten çok ağırlıkla bu silahın versiyonlarını ve ihracatıyla tamamladık. Bununla beraber tabanca da yani bizde de en çok sivillerin tanıdığı üründe hem tabancalarımızla hem de tabancayla ilgili aksesuarlarla çok ciddi bir pazar hacmine ulaştık. Ve ihracatta yine ihracat rakamlarına yansıtmayı başardık bunları. 2024 ise geçen hafta biliyorsunuz Şat Show vardı. Şat Show'a geleceğiz. Tamam, Orada da orada çok güzel kalalım lansmanımız isterseniz. oldu. Tabii. Ben genel olarak söyleyeyim. 2024'te de biz yine planlı faaliyetlerimizin yani planlamış olduğumuz ürünlerin piyasaya çıkmasıyla ve yine mevcut konjonktüre uygun bir şekilde geliştirdiğimiz konsept yatırımlarımızın ve katma değere dönüştüğü bir yıl olacağını değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz Samsun Yurt Savunma Sanayi bilinen en büyük markası Canik. Halk Canik olarak biliyor ama ihracatçıların İhracat sıralamasında Samsun Yurt Savunma Sanayi diye gözüküyor. Çatı şirketimiz Samsun Yurt Savunma'nın altındaki diğer şirketlerin de rüzgarı arkadan almasıyla yatırımlarımızın hayata geçmesiyle ciddi miktarda ülkemizin ihracatına katkıda bulunacağımızı değerlendiriyoruz. Bunun da zaten ilk emarelerini 2023'ün son çeyreğinde görmeye başlamıştık. 2024'te de devam edeceğini düşünüyoruz. meyveleri toplayacaksınız bu yıl. Hedefiniz o. Evet, hedefimiz kesinlikle bu. Yani biliyorsunuz savunma sanayinde projeksiyonlar öyle yıllık, 2 yıllık olmaz. Minimum 5 yıllık projeksiyonlarla harekete geçeriz. Bir şeyi yatırım yapıp onu olgunlaştırıp işte Ar-Ge'sidir, şusudur, busudur tamamlamamız ve bunun katma değere dönüşmesi tam anlamıyla aslında 3 yılda da başlasa, 3 yılda yaparsanız bu zaten iyi diyorsunuz. Ama genelde 5 yıldır. Biz birazcık agile ve iyi çalışan bir firmayız. Genelde 3 yılda yatırımlarımızın dönüşünü almaya başlıyoruz. Bu arada sadece biliyorsunuz bizimle ilgili değil, şu an ülkemizin birçok yüzde kurumu, hem devlet ortaklık kurumları hem de özel şirketleri inanılmaz başarılara imza atıyor. Onları da bir anda tebrik etmek isterim. Zaten rakamlarda da gördük. 5 milyar dolara yakın bir savunma sanayi ihracatıyla 2023'ü Türkiye kapatmış oldu. Biz de burada hatırı sayılır bir yere aldığımız için ayrıca mutluyuz. Sadece tabii tek bir sistem olarak bakmamak lazım. Birçok projede, birçok Türk savunma şirketiyle beraber çalışıyorsunuz. Tabii. Ürünleriniz entegre ediliyor ve buraya doğru geliyor. Şimdi tabii bu yıl 14 büyük fuara katılım planınız var. Rakam değişti mi? Ben de en son 14 ama. Hayır, değişmedi. Bültenlerimizde de açıkladığımız gibi bu yılki fuar takvimimizi yayınladık. 14 fuar, 12'si yurt içinde, ikisi de şu an için yurt içinde olacak şekilde planladık. Las Vegas'ta Şat Fuarı ile başladınız ki dünya sektörüne adeta yön veren çok geniş coğrafyaların o fuarı takip ediyor, pazar sektörlerini oluşturuyor ve siz orada çok önemli bir lansman yaptınız. Epey de konuşuldunuz galiba. Neydi ürününüz? Evet, Canik TTI Combat tabancasını başarılı bir dünya lansmanı oldu. Tabii Amerika'daki yaptığınız zaman bir şey dünya lansmanı oluyor yani bu anlamda. Şimdi biraz aslında hikayeyi bir ufak bir anlatayım. Lütfen. Böylece hani merak edenler birinci ağızdan duymuş olurlar. Tabii bu yaklaşık 2 yıl kadar öncesine giden bir fikir ama son 1,5 yılı çok yoğun geçen bir çalışmanın ürünü. Bizim çok öncesinde 2018'in sonu 2019'da çıkarttığımız ve o dönem için çok büyük sükse yaratan ve bizim de hala gönlümüzde ayrı bir yer olan TP9 Elite Combat tabancamız vardı. Endüstriyel anlamda yapılan ilk işbirliğiydi. Yani sektörde sadece Türkiye anlamına kesinlikle demiyorum.
dünya çapında yapılan ilk işbirliğiydi. Bir seri üretim firmasıyla bir custom made silah yapan firma bir ortaklık collaboration yaparak bir silah ortaya çıkarttılar ki bu sektörde inanılmaz bir başarı elde etti ve yılın tabancası ödülüyle yani ICA'nin yılın tabancası ödülüyle onurlandırılmış, taşlandırılmış oldu ve biz de o yıllarda inanılmaz miktarda satışlar yaparak bunun katma değer dönüşmesini bir kez daha görmüş olduk ve hani bu bizi içten içe motive etti. İlerleyen yıllarda yani geçen yaklaşık 4-5 yıllık sürede devamının nasıl geleceğine dair herkesin içinde meraklar vardı. Biz de aynı şekilde çünkü çıtayı öyle bir yükselttik ki daha ne yapabiliriz arıyorduk. Bu noktada TTI yani Taran Tactical Innovation firmasıyla kurucusu olan Taran Butler'la ortaklık yapma kararı aldık. Burada dünyaca ünlü silah tasarımcısı Taran Butler ve ekibinin yani TTI firmasıyla bir tasarım ortaklığı yaptık. Onların tasarım ekipleri bizim tasarım ekiplerimizle ortak çalıştılar. Sonunda bir şaheser ortaya çıktı. Tabii bunun için doğru anı bekledik. Doğru anı bu seneki Shot Show olduğunu değerlendirdik. Hazırlık süreçleri çok uzun sürdü, tasarım süreçleri çok uzun sürdü. Lansman hazırlık süreçleri için inanın çok az zamanımız kaldı. Ve lansman için de karar aldık. Dedik ki Ocak'ta yapacağız. Onun öncesinde de bu sefer bu ürünü taşlandırmak için Hollywood'a gidelim. Hollywood'da Los Angeles'ta çekimlerini yapalım. Ondan sonra bunun ürününün şaheserine, güzel görünümüne, muhteşem estetik tasarımına yakışır bir lansman filmi olsun. Ondan sonra bu bir çekim fikriyle TIA'ya gittik. Onlar da çok beğendiler. Dedi ki o zaman dedi bunu kesinlikle bizim tesislerimize çekmeliyiz. Çünkü hani silah camiasında tabancada özellikle tabanca ile ilgili Hollywood'daki tüm ünlülerin mutlaka uğradığı bir eğitim tesisi olan TTI'nin merkezinde lansman filmimizi çektik. Karşı taraftan çok güzel jestler geldi. Ben dedi Taran Butler. Ben bizzat kendim rol almak istiyorum. Oynayacağım. Çünkü performansını çok beğeniyorum. Silah çok güzel. Bunu bizzat kendisi de biliyorsunuz dünyaca ünlü bir atıcı ve yani dünya literatüründe özellikle yarıştığı yıllarda birincilikleri dünya şampiyonlukları olan bir atıcı. Kuralları koymuş bir... Evet. Bir şey duayen diyebiliriz yani gerçek anlamda. Çünkü yaşı da var yani hani bugünün atıcısı değil. Yani çok uzun yıllar önce bunun kitabını yazmaya başlamış. Bir şekilde endüstriyel olarak da karşılık bulmuş, yapmış olduğu etki, yani influence. Aynı zamanda hani Hollywood'da da etki görmüş ve 90'lı yıllardan beri birçok filmde kendi imzasını ufak ufak atmaya başlamış. Dolayısıyla dedi ki ben yapmak istiyorum, ben oynamak istiyorum. Biz de tabii ki çok mutlu olduk. Lansman hazırlıklarını beraber tamamladık. Shot Show'un birinci gününü tarih olarak hedef koyduk. Ve o gün geldiğinde Shot Show'un birinci günü tüm dünyada lansman başladı. Yani şöyle söyleyeyim. İlk 8 saat olmadan, şimdi bizim silah dünyası şimdi rakamlar büyük rakamlar. 300 binden fazla insan, individual. YouTube işi yapan biri olarak benim de bunun iyi bir rakam olduğunu evet. Söylemem lazım size. 8 saat 300 binden fazla insan, birey lansman filmimizi izledi. Hollywood ünlüsünden mesajlar aldık. Tebrik mesajları aldık. İşte ondan sonra şimdi bu bir hobi. Yani böyle bir hobi ürününün hani bu bir araba değil, bu işte ne bileyim hayatınızın her dakika içinde olan bir şey değil yani. Böyle bir tepki almak hem halktan, bu arada halk derken dünyanın tüm insanlardan bahsediyorum. Evet, evet. Hem Türkiye'deki kullanıcılardan hem Amerika'daki kullanıcılardan, dünyanın her yerindeki kullanıcılardan o kadar mesaj aldık ki mesajlara dönemiyoruz. Yani binlerce mesaj aldık. Onların o enerjisi bütün yorgunluğumuzun geçmesi sebep oldu. Ortaklık yaptığımız yani bu tasarım ortaklığı yaptığımız TTI markası Taran Butler da çok şaşırdı ve çok sevindiler. Hani herkes iyi bir şey yaptığını biliyordu ama bu kadar gerçekten sektörün bunu beklediğini biz de hani ümit ediyorduk ama gerçekten görünce de mutlu olduk diyeyim. Tabii bu satışlarımıza da yansıdı. Fuarında iki gününde bitirmiş olduk. Durdunuz mu ikinci günden sonra kapasite? Aslında çok gerçekten söylemek istiyorum. Durdurduk. Biraz bilinçli olarak durdurduk. Stratejik bir karardı bu arada. Tamamen bilinçli alınan bir karardı. Çünkü lansman yapmışsınız ve çok kısa bir sürede talebi hemen ilgili yerlere ulaştırmanız gerekiyor. Bu o momentumu korumamız için önemliydi. Burada herkes bu konuda okey yani mutlular. Bizim için yani şu ana kadar tabii her sene daha iyisini yaparak ilerliyoruz. Yine yaptığımız lansmanlar arasında başarılı ama en yüksek sükse getiren lansmanımız diyebiliriz. Shot Show 2024 ben kesinlikle diyebilirim ki yani belki yarım milyon yakın ziyaretçi ziyaret etmiştir 4 günde. Bizim imzamıza kapandı. Yani Canik TTI Combat tabancasının tanıtımı ve Canik'in imzasıyla kapandı. Herkes bunu konuşuyordu. Yani fuardaki her türlü ziyaretçi, avcılık olsun, atıcılık olsun, outdoor amaçlı olsun, her ne olursa olsun herkesin konuştuğu tek şey vardı.
Canik'in TTI Combat tabancasıydı. Şimdi sorular gelecek. Ne zaman alta yazacaklar? Ne zaman Türkiye'ye çıkacak? Kaça satıyorsunuz? Biraz teknik özellikleri. Bir ondan da sizden bir kuple alalım. Amerika'daki satış fiyatını söyleyebilirim. Türkiye'deki satış fiyatını tabii ki biz olabildiğince ulaşabilir seviyeye tutacağız. Amacımız o da biraz zaman, özel olsun zamanı, Türklere. Tabii ki. Yani her zaman kendi ülkemizde tabii ki ulaşılır seviyede olacak. Ama şu an için bunu konuşmak için erken. Muhtemelen iyimser tablo dünyanın her yerinde, Türkiye'de buna dahil olarak hani Nisan gibi lansman sonrası, zaten bu çok normal. Genelde 3 ila 4 aydır tüm dünyada standart. Biz de hani bu kadar sürede dünyanın her yerinde silah available hale, ulaşılabilir hale getireceğiz. Samsun'da fabrika o zaman imalata başladı bile mi desek? Biz zaten biliyorsunuz 6 gün 24 saat çalışıyoruz. Full kapasite gidiyoruz çok şükür. Şu an orada da çok ummalı bir hazırlık var. Bizim tarafımızda ise daha sonraki hani projeler ne olur, artık bizim takvimimiz tamamen ona geçti. Biz marketing olarak gerekenleri şu an yerine getirdik. Fabrika üretecek. Aynen. Satış onların teslimatını, evet, dağıtımını gerçekleşecek. Şimdi Amerika lansmanından sonra burada hani gururla söyleyebiliriz ki Avrupa lansmanımız da olacak. Tabii ki şimdi herkes... Onu nerede yapacaksınız Avrupa lansmanını? İva'da olacak. İva'da. Ondan sonra İva'da yine TTI.com'un tanıtım faaliyetleri devam edecek. Şatçova gelemeyenler Almanya, Nürnberg, İva fuarı. Biliyorsunuz zaten çok büyük bir fuar. Ve hani Amerika'da Shot Show neyse, Avrupa anakarasında da IVA aynı anlama geliyor. IVA fuarında lansmanımız devam edecek. O kadar çok mesaj aldık ki dünyanın farklı yerlerinde, artık şey değil yani dokunmak, elini almak değil, nerede ilk fiziken görebilirimin konusu şu an dönüyor. O yüzden biz de hani şu an buradan duyurabiliriz ki IVA'da Avrupa lansmanı devam edeceğiz. Herkesi bekliyoruz. Bu işin tabii TTI Combat tarafı. Evet. Dönelim şimdi, bu video yayınladığımız zaman Suudi Arabistan'da çok önemli bir savunma fuarı Riyad'da başlamış olacak. Ve şöyle işte fuarla ilgili biz tabii önden haberlerimizi hazırlarken, ya 5 sayfa Türk şirketi var. Topar, ben hala sonunu göremedim listenin. Yani Türk yıldızları çok gurur verici. Türk savunma sanayi açısından da çok odak bir ülke Suudi Arabistan. Tekrar tabii burada çok ciddi Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Suudi Arabistan olsun. Siz yılı Mısır'daki fuarla kapattınız. Geçen 2023'ün son fuarıydı. Suudi Arabistan üzerinden bakarsak bölgede ne görüyorsunuz? Canik veya Samsung Yurtsavunma, tepe şirket olarak bir sürü şirketiniz var alt tarafta. Nasıl görüyorsunuz? Pazar olarak nasıl bir fırsat var önümüzdeki dönem için? Uzun yıllar hani politik gelişmelerden dolayı savunmada çok normal onlar, evet, yani. Çok normal. Stratejik bir sektör yani savunma sanayi. Politik gelişmelerden dolayı bazı şeyler tabii standby'da diyeyim yani çizgi şeklinde ilerleme olmadı. Ama geçtiğimiz dönemlerde olan önemli iyi politik gelişmelerden dolayı hem Mısır'da hem de Suudi Arabistan'da çok ciddi bir şu an bir ivme kazanmış durumda. Ben zannetmiyorum ki diğer sektörlerde de bu olmasın. Muhtemelen tüm sektörler için geçerlidir. Yani bugün savunma sanayi konuşuyoruz ama çok eminim ki turizmden, inşaata, işte tekstilden, elektroniğe belki. Aynen. Tabii. Bütün sektörlerde bir hareketlilik olmuştur. Suudi Arabistan şu an vizyonunda çok ciddi değişiklikler var. Yani sosyo-kültür anlamda, yani yaşantıyla ilgili olan olaylarda değişiklikler var. Dışarıya bakış açısından da bir değişiklik var. Tabi bu da bizim gibi zaten hani her zaman kendi sektörümüzün yön vereni olan firmalar için direkt cezbedici pazar haline geliyor. Mısır'dayken de hani Suudi firmalar ve Suudi delegasyonlarla görüşmelerimiz olmuştu. Bunun devamı niteliğinde olacak. Bu fuar ilk defa katılıyoruz. Zaten ikincisi yapılıyor. Hı hı. Yani geçen sene Mayıs'ta. Genç yeni bir oluşum. Tabii. Dediğim gibi bunlar zaten Suudi Arabistan'da kendi kapılarını açmasından dolayı şu an böyle. Yani işte geçen sene Mayıs'ta bir sene olmadan ikinci yapıyorlar bu fuarın aynısını. World Defense Show diye geçiyor. Sinalem dediğiniz gibi çok ciddi miktarda yerli katılımcı var. Bu burada guru tablosu. Tabii. Yani inanılmaz yani. Sanki İDEF fuarı yapıyoruz yani. O kadar çok. Büyük bütçeler ayrılmış durumda. Sadece yani Suudi Arabistan 100 milyar dolarlarla ifade ettiği savunma bütçeleri açıklıyor. 2024'te de bunları da 2023'te yapmıştı bunları. 2024'te de bunu deklare etti yani arttırıyor. Dolayısıyla bizim sadece Canik'in değil hem birçok savunma şirketinin, Türk savunma şirketinin niş ürünleri var. Yani kesinlikle global pazardaki tüm rakiplerinden üstün ürünleri var. Ben buradan öncelikle ülkemiz adına çok güzel haberlerle döneceğimize inanıyorum. Şirket grubumuzda, şirketler içinde iyi haberlerle döneceğimizi düşünüyorum. Zaten şimdiden temasta olduğumuz bazı projeler var. Burada birazcık daha
ete kemiğe bürünmeye başlar ve ilerleyen zamanda da olgunlaşmaya başlayınca da bir sonuca ulaştığında yine sizlerle, işte basınla paylaşırız. Ama şu an tabii bazı yeri gizlilikten dolayı burada konuşamıyoruz. Ben ama oldukça heyecanlıyım. Yani önemli atılımların olacağını hem Türkiye için hem de bizim için inanıyorum. Tabii ŞAT fuarında olduğu gibi daha perakende hemen sipariş gelebiliyor ama savunma projeleri uzun vadeli bir şeyin oluşturulması, altyapısı, şusu, ete kemiğe büründürülmesi ve satış tabii ki uzun vadeli. Kesinlikle. Burada da sizlerin zaten çabaları mevcut. Bizim zaten varoluşumuzun şekli bu şekilde. Biz her şeyi yani uzun vadelerle yaparız. Savunma sanayinin genel yapısı budur. Yani inşaattan, turizmden biraz ayrılır bu konuda. Tabancayı ayırıyorum. Tabanca dışındaki projeleri, tabancanın bakmayın yani argesi 2 yıl 3 yıl süresi alır mı? Buradaki projeler, entegrasyon projeleri olsun. Birçok proje biz eminiz ki yani 1 yıl 2 yıl gibi süre alacaktır ama biz gerçekten bunun için tasarlandık, bunun için evrildik ve bunun için hazırız. Ürünlerimiz hazır, konseptlerimiz hazır, hazırız. Şimdi biraz yurt içine dönelim çünkü yavaş yavaş teslimat aşamasına doğru giden ürünleriniz var. Başında evet. Da kule sistemlerini ben evet. Onlarla sormak istiyorum. Kule deyince kara araçları için ayrı sistemler, deniz araçları için ayrı sistemler, her birinde farklı farklı çalışma konseptleri var. Şimdi son durumlar nedir? Bir sizden bilgileri alalım. Hangi aşamaya geldiniz? Hangi sınıfta ürünler, neler yapıyorsunuz? Biraz bunları sizden dinleyelim. Şimdi İDEF fuarında size program yapmıştık, İDEF'te de gösterdik. Öyle başlayayım. İDEF yani Temmuz'un Ağustos başında kendi şirket grubumuz içinde yer alan Robotics şirketimizin yapmış olduğu Trakon serisi UKSS yani uzaktan kumandalı silah sistemlerinin lansmanını yaptık. 4 özel uzaktan kumandalı sistemden oluşan Trakon ailesini kamuoyuna tanıttık. Bunlardan bir tanesi deniz sistemi Trakon Targan dediğimiz sistem. Zaten Hisar sınıfı gemilerimiz için tasarlanmış. Asfaltın altında Havelsan'ın alt incisi olarak yer alıyoruz bu projede. Ve burada artık takvime uygun bir şekilde süreç ilerliyor. Sonra gemilerde yapılıyor bir taraftan. Törenlerinde katıldık yandan, onun. Aynen gemiler süreninde deniz testleri kabulleri devam ediyor. Bir yandan silah sistemlerinin kabulleri bizim tarafta devam ediyor. Biz şu an fabrika kabul testlerinin bir aşamasında güzel bir şekilde tamamladık. Önümüzdeki zamanda zaten bununla ilgili yani gerekli açıklamalarda süreçler ilerliyor. Yapılacaktır. Kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ama takvime birebir uyulduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ülkemizin geliştirmiş olduğu Advent sistemiyle direkt entegre. Havelsan'ın Advent sistemiyle. Evet, Havelsan'ın Advent sistemiyle entegre olan ilk deniz kulesi. Deniz tipi UKSS diyelim. Biliyorsunuz Advent çok gelişmiş bir sistem. Yapay zeka birçok olasılığı önden hesaplıyor ve sahip olduğu imkanlar sadece silah sistemi var değil, radarlar, sonarlar hepsinden gelen datayı hızlı bir şekilde inceleyip analiz edip en doğru kararı vermek için komuta heyetine sunum yapıyor, öneride bulunuyor. Bunun bir parçası da bizim üretmiş olduğumuz Trakon Targan deniz tipi UKSS sistemimiz olacak. Biz de gururla çok yakın bir zamanda geminin üstündeki gemilerin üzerinde göreceğiz onları. Bu olduğu zaman zaten dediğim gibi kamuoyuyla paylaşacağız. 2024 bununla bitmeyecek tabii ki. Ve bunun haricinde Trakon serimizin biraz daha hani büyük kalibre olan 30 metre topun kullanıldığı Trakon kulemiz var. Trakon kulesi insansız kara araçları başta olmak üzere yine istenirse deniz tipi olarak da yapılabiliyor. Uzaktan kumandalı komuta sisteminin sadece şu an mevcut konjüktürden dolayı Türkiye değil, yurt dışında da birçok ülkenin şu an konjüktüründe. Hatta yani şöyle söyleyeyim, mevcut drone saldırılarından dolayı birçok ülke bu tip sistemlerin şu an peşinde ve bunları kendi sistemlerine entegre etmek için hamle yapıyor. Biz de zaten hani bunun çok öncesinde bu tehditin yani bu konseptin çok öncesinde gördüğümüz için hem kulemizde hem de silahımızda hazır olduğumuz için görüşmelere devam ediyoruz. 2024'te yine mutlaka bizim silah sistemimiz yani UKSS'imiz, Trakon UKSS'imizi ve az sonra yine değinmek isterim. Venom 30 mm topumuzun kullanıldığı projeleri göreceksiniz. Tabii ben Ukrayna Savaşı ile birlikte hatta çok da uzağa gitmeye gerek yok. Birkaç gün evvel Rus gemilerine karşı gerçekleştirilen insansız sistemlerle saldırı. Tamam bu uzaktayken belki füzeyle vuruyorsunuz ama yakınınıza geldiği zaman sizin geliştirdiğiniz sistemlere geliyor.
Bir silah üreten bir şirket olarak sormak istiyorum. Bunun Ar-Ge'sini yapıyor musunuz? Ne tür önlemler mevcut sistemlere göre ne alınabilir? Ne görüyorsunuz bununla ilgili? Biliyorsunuz bu saldırı ilk değildi. Yani son bir yıldır çok önemli platformları Ukrayna'nın su üstü kamikaze dronları tarafından, Rusya'nın çok önemli platformları Ukrayna'nın su üstü kamikaze dronları tarafından imha edildi. Ve görüntüler hep son işte yaklaşma anını gösteriyor. Demek ki belli mesafeye kadar radarda gözükemiyor. Zaten bu platformlar suya çok yakın, alçaklar. Dolayısıyla hafif dalgalı denizde radar, su üstü radarları... Ona göre de form vermişler dalgayla, üzerlerine. Dalgayla botu pek ayırt edemiyorlar. Görüş mesafesine girdikten sonra da anladığımız kadarıyla gördüğümüz görüntülerde hani bir şekilde görmüş yani gemi bu yaklaşan kamikaze su üstü dronunu görmüş. Ona engellemek için atış yapıyor ama açtığı ateş onu durdurmak için yeterli olmuyor. Sonrasında ekip de panik içinde. Denizciler de hani oradan bile onu böyle hissediyorsunuz. Tabii ben de yani savaş gemilerinde uzun yıllar çalışmış bir insan olarak zor bir psikoloji. Ondan sonra yani galiba bir savaş olsa da oradaki denizciler de kendi platformunu korumak için ciddi bir efor harcıyorlar. Şimdi bu artık dünya deniz kuvvetleri yani modern deniz kuvvetleri için artık göz ardı edilebilir bir durum değil yani. Hiç kimse 600 milyon dolarlık bir aseti işte kabaca işte 80-90 bin dolarlık ya da 100 bin dolarlık bir maksimum böyle bir su üstü kamikaze saldırısıyla yok olmasını yani kabul edemez. Etmemeli. Dolayısıyla ciddi önlemler alınması lazım. Tabii bu kademe kademe önlemler olmalı ama bizim alanımız ise son çare olabilecek. Kaç kilometrede mesela sizin etki alanınız başlıyor diyebiliriz? Ya yani bizim tabii mühimmatına göre bizim uzmanımız olan orta kalibre silahlar da 30-13 milimetre bizim uzmanlık alanımız. Çünkü biz çok önceki yıllarda yani ta 2019'da bu silahların modern savaş alanlarının en cazip ürünü olacağını görmüştük. 2019 yılında başlattığımız hazırlıklar artık 2021 sonra 2022'de de işte ete kemiğe büründü ve biliyorsunuz çok ciddi bir yatırım yaptık. İngiltere'deki evet. Şirketi aldınız tabii. Evet, İngiliz AI Systems şirketini satın alarak çok ciddi bir yatırım yaptık bu alanda. İngilizler bence artık bu son gelişmelere göre biraz ya satmasaydık keşke falan. Yok, bu herkesin ürünü. Herkesin. Yani oradaki aset şirket ve fabrika devam ediyor. Yani başta Türkiye olmak üzere tüm dostum müttefik ülkelere bu ürünü sağlayacağız. Ben bir Türk olarak gurur duyuyorum bu alımdan da. İngilizler belki... Ama yani hala onların da kullanımında. Ve yine o fabrikayı yaşatıyorsunuz. Tabii. Yatırım yapıyor musunuz oraya? Tabii. Çok ciddi yatırım yaptık. Yani hemen alır almaz çok ciddi bir yatırıma girişti. Çünkü bizim altyapımızın, bizim yüksek teknoloji olan altyapımızda hemen entegre çalışmaları başladık ki şu an tamamlandı. Yani her iki tesis birbiriyle tamamen entegre. Tabii bu üretim hızını arttırırken aynı zamanda üretim maliyetlerini de aşağı çeken bir şekilde oluyor. Biliyorsunuz İngiliz mühendisliği genelde çok yüksek kaliteli ürün üretme üzerine tasarlanmış. Yani işte Rolls Royce gibi, işte Bentley gibi ondan sonra ürünler böyle yapayım ondan sonra tarzındadır. Kaliteli ondan sonra high-end mühendislik ürünler ama az adetli üretmeyi. Ama biz az üretme tarafında biz yokuz. Bize geldi mi iş yüksek adetlerle üretiliyor. Düşük maliyetlerle, yüksek kalitede çok ürün üretmek. Biz kaliteyi hiçbir zaman aşağı çekmeden nasıl bunu yüksek adetlerde üretiriz? Nasıl bunu daha ulaşılabilir hale getiririz? Bunun tarafında yaptığımız yatırımlar ve bu yatırımların şu an neticesini alıyoruz. Ama burada bir limit var. Aşırı bir tepmenin olması, aşırı bir recoil'ın oluşması platformunun çok daha kompleks olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla biz arayışlarımızda her zaman orta kalibre bir mühimmat atan ama çok düşük tepmeye sahip olan bir silah üzerindeydi ki bu da AI Systems firmamızın en revaçlı ürünü olan Venom LR yani LR neydi? Low recoil, düşük tepme enerjisi olan orta kalibre 30x113 milimetre topu burada öne çıkıyor. Yine bu silahın low recoil olmayan Venom versiyonu da mevcut. Bunu da şu an hani mevcut konjüktürde biz müşterilerimize sunuyoruz. Atılan peki mühimmatın özelliği nasıl oluyor? Evet, oraya geleceğim. Şimdi bir defa silahla bir devam edeyim sonra mühimmatı lütfen. Silah tamburalı yani revolver mekanizmaya sahip ve elektrik ateşlemeli. Dolayısıyla atış hızını siz elektrikle yaptığınız için istediğiniz gibi atış hızını ayarlayabilirsiniz. Şimdi geçen geceki saldırıya geldiğinizde saldırıya uğran platformun üstünde yüksek atış hızına çıkabilen ve nitelikli mühimmat atabilen yani nitelikli mühimmat atması için merminin
çapının kabaca yani herkesin çok bir anlaması için büyük olması gerekiyor. Çünkü niye hacim gerekiyor size ve o hacmin içine özel nitelikli malzemenin, pyroteknik malzemenin yerleştirmesi gerekiyor. Bunu high explosion, explosion mermiler deniyor. Explosion yani yüksek tahrip gücüne sahip mühimmatlar. Vurdu mu onu evet, da... Burada sadece penetretme özelliği değil, çarptığı yerde de belli biraz içeri penetretten sonra içeride patlaması. Yani siz ancak size karşı gelen böyle bir tehdidi eğer ki elektronik harp ya da radar sistemlerinizde teşhis ettikten sonra onu nötralize etmeniz için iki tane faktör var. Bir, yüksek atım hızında hedefe mermi göndermeniz lazım. Gönderdiğiniz merminin de nitelikli bir mühimmata sahip olması lazım. O yüzden bizim silahımızın yani Venomalilerin revolver mekanizmasının sığmış olduğu yüksek atımız yani 1200'e kadar dakikada çıkabiliyor. Atımızıyla angacı olduğu hedefinden yüksek miktarda mühimmat gönderilir. Bu mühimmatları da eğer ki siz farklı çeşitli nitelikli mühimmat seçerseniz yani bu proximity yani yaklaşma tapalı mühimmat da olabilir ya da high explosion yüksek tahrip gücüne sahip mühimmat da olabilir. Hedefe çarptığı zaman infilak ediyor ve birden fazla infilakla size gelen su üstü kamikaze saldırısını, drone saldırısını bertaraf etme şansınızı en azından size veriyor. O görüntülerde görürseniz sağına soluna atışlar düşüyor. Muhtemelen o kamikaze drone'un üstünde de isabet vardır. Ama gelen isabet onu durduracak kadar değil. Aldığı yara durduracak kadar değil ve sonunda zaten hani gemiye yaklaşınca kendini patlatarak gemiye zarar veriyor. Bir de çok az bir zamanınız var. Yani saniyelerde tepki verip vurmanız yaklaşık vurunca batıyor yani. Düşünün çok kısa bir aralık yani burada 15-20 saniye bir süre belki de 30 saniye maksimum o söz zarfında yüksek miktarda mermiyi isabetli bir şekilde hedefe göndermeniz gerekiyor. Olay tamamen bu. Hem isabetli olacaksınız hem yüksek miktarda olacaksınız hem üçüncüsü gönderdiğiniz mermide de nitelikli olacak. O yüzden 30-113 bunun için yani 30-113 mühimmat bunun için biçilmiş kaftan. Revolver mekanizma yani atımızla ayarlanabilir yüksek atımızdan çıkabilen mekanizma yine bunun için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyoruz. Biz bunu dediğim gibi çok öncesinde zaten hani görmüştük. Şu an tüm modern dünya ordularının bu tip çözümlerle önlemler almaya gideceğini inanıyoruz. Zaten şu an gelen taleplerde bunu görebiliyoruz. Bu denizdeki versiyon. Karada çok daha büyük. İnsansız hava araçlarına karşı evet. İşte ve ufak drone saldırıları ki yine örneğini Ukrayna Savaşı'nda görüyoruz artık. Evet şu drone'lar, an bir kabus durumunda. Kabus durumunda. Yani 500 doların altı, 400 doların altındaki. Koca bir tankı vuruyor. Milyon dolarlık veya dediğiniz gibi önemli geminin radarını vuruyor. Şu an aynen büyük pahalı bir asette saldırıyla bu tip saldırılarla nötralize edebiliyorlar. Yani maliyet etkinliği açısından bakıldığında çok az maliyetli bir üründen çok pahalı bir aseti etkisiz hale getirmek ya da belli süre savaş dışı bırakmak şu an olası. Şimdi bu karar vericilerin bakış açısına bakıldığında çok büyük bir risk yani. Bu arada öyle bir psikolojik duruma geldik ki bu savaş bu drone'ları direkt insan üzerine de deniyorlar. Yani direkt yani kendisinden pek bir kişi için bile kullanabiliyorlar geri geldiğinde. Sırf karşı tarafa psikolojik drone'a teslim alan asker var yani. Evet. Hani o da çok enteresan. Evet. Bu savaşın yapısı çok herhalde üzerine makale yazılacak bir Ukrayna Savaşı ile karşı karşıyayız. Tabii. Şu an zaten yani tamamen o şekilde yani. Bir tane piyade içinde bu drone'ları kullanabiliyorlar. Bir tane tank içinde kullanabiliyorlar. Ya da işte bir radar ya da yakın hava savunma sistemi içinde bunu kullanabiliyorlar. Şimdi böyle bir karmaşık ortamda yani drone tehditinin en alttan en yukarı kadar herkesin tehdit gündemine girdiği bir ortamda özellikle sizin stratejik asetlerinizi korumanız tam anlamıyla önem arz ediyor. Yine burada bizim geliştirmiş olduğumuz Venom-LR ya da Venom. Venom düşük tepmeye haiz olmayan versiyonu. Venom-LR düşük tepmeye haiz olan versiyonu. İki tane versiyonumuz var. Bunların ikisini de konsepte göre kullanabiliyoruz. Kapalı taret sistemlerinde daha çok yani bir taretin içine konduğunda kara araçlarında daha çok ve yani platformda büyükse daha çok Venom'u biz öneriyoruz. Onun dışındaki hemen hemen tüm platformlara yani ufak bir pickup da olabilir bu ya da bir 8x8 kara aracı da olabilir, ana muharebe tankı da olabilir fark etmez. Venom LR'ı öneriyoruz. Ama sonuçta ikisi de aynı mekanizmaya sahip, tam brolo sisteme sahip. İkisinin de atış hızını 200'den 1200 arası ayarlayabiliyoruz. İkisi de 30-13 mühimmat kullanıyor. Hatta hani belki bu montajı yaparken de biz size paylaşırız görüntülerini. İkisini karşılaştırabilirsiniz, izleyicilerimize görebilir. Dolayısıyla bu konseptin şu an
modern dünya ordularının 2024'te kademeli olarak envanterine girişlerini göreceğimize inanıyoruz. Zaten şu an ilerleyen bazı projelerimiz var. Buradaki en önemli şey tabii mühimmatçılar düşüyor. Biz zaten yapacağımızı olayın yaptık. Başka bir siz yapacağınızı yaptınız mühimmat. Biz yapacağımızı yaptık. Yerli mühimmat üreticileriyle önemli görüşmeler ve anlaşmalar yaptık. Bununla beraber yurt dışındaki mühimmat üreticilerinin de yine 30-23 mühimmat için hazırlık yaptığını ve hani gerekli onlar da şimdi şu anda onlar da geleceği görüyorlar, okuyorlar. Hazırlıklar yaptığını biliyoruz. Dediğim gibi 2024 30-23 mühimmatın daha çok muharebe alanlarında gözüktüğü bir yıl olacak. Ve bunun farklı farklı platformlarda göreceğiz. Yani deniz platformlarında göreceğimiz inanıyorum. Kara platformlarında irili ufaklı en ufak dediğim gibi bir pick-up'un üzerinde göreceksiniz. Ya da çok kompleks bir ana muharebe tankının üzerinde de bunu göreceksiniz. Zaten geçenler RocketSun bir yeni bir konsept sunum yaptı. Kapalı bir taret mekanizmasının içerisine bir orta kalibre top koyarak bir konsept gösterdi. Rheinmetall dün belki geçen hafta bir konsept ortaya koydu. Yine o da işte RocketSun yapmış olduğu tarzda bir şeyi bir yakın hava savunma sistem yani füze sistemini yine bir kapalı taretin içerisinde koymuş oldu. Orta kalibre toplan destekledi. Demek ki bunların hepsi bizim ta 2019'da görmüş olduğumuz gerçeğin doğru olduğunun en büyük kanıtı. Biz silah üreticiler, Türk silah üreticileri olarak ülkemiz ve müttefik ülkeler için gereken tüm hazırlığı yapmış durumdayız. Darısı mühimmatçıların ve entegratörlerin başına. Tabii herhalde bu adımlar da muhtemel size bir ihracat olarak tabii. Yansıması olarak. Evet, katma değer yansıyacağından eminiz. Tabii ben şu an espri yapıyorum. Yani biz zaten hani entegratör, biz de bir entegratörüz. Robotics biliyorsunuz entegrasyon için var olan bir firma. Ama biz hem kendi projelerimizde hem de bize gelen tüm entegratörlerin projelerinde gereken yani tüm gücümüzle, tüm kaslarımızla, entegrasyon kabiliyetlerimizle yer alıyoruz. Yer almak için de işte bu önümüzdeki fuarlarda da yeni projeler yapmaya hazırız. Şöyle bir de projeksiyonunuza bakıp toparlayalım bu konuşmanızı. Tamam. Yeni çok güzel bilgiler aldık, lansmanlar. Bunun dışında 2024 için ne öngörüyorsunuz? Neler var şöyle bir gelecekte gözüken? İşte bunları konuşuyoruz ama bir bakıyoruz Ukrayna Savaşı'nda başka bir şey. Yeni bir konsept, bir fikir geliyor. Ona karşı bir şey geliştiriliyor. Neler gözüküyor bu yılın böyle bir lansmanlarından böyle biraz ipucu verelim izleyicilerimize? Şimdi genel olarak neler göreceksiniz? 2024'te artık drone tespit sistemlerinin entegre olmuş uzaktan kumandalı silah sistemleri göreceksiniz. Yani nedir? Bir drone radarı, drone tespit radarı. Drone'un yönünü, kerterizini belirledikten sonra uzaktan kumandalı komuta sistemine veriyor ve çok hızlı bir şekilde onu elektronikçiler geliştiriyor. Evet. Otonomüs olarak bu sistem işliyor. Yani radar konumunu veriyor, silah sistemi oraya dönüyor ve gerekli ilgili mühimmatı kullanarak bu drone tehditini bertaraf ediyor. Bunu daha fazla görmeye başlayacaksınız. Sadece Türkiye değil, dünyanın birçok ülkesinde görmeye başlayacaksınız. Bizim açımızdan ise biz tüm bu sistemlere 12-14'in tüm versiyonlarını yani M2QCB, M2F ve M3 olarak yer alacağız. Yeni ürünümüz tabii bu arada. M3'ün de lansmanını yaptınız geçen sene. Evet ve şu an hani onunla ilgili de çok önemli görüşmelerimiz devam ediyor. Daha fazla göreceksiniz. Bunları kulelerin üzerinde göreceksiniz. Hem de hani, normal manuel mesnetlerin üzerinde de bağlı olarak göreceksiniz. Devam edecek olursak bizim orta kalibre toplarımızın her ikisinde aslında bizim ikiden daha fazla orta kalibre topumuz var ama öne çıkarmış olduğumuz 30 milimetre, yani 30-23 konseptinin gerçekten hem su üstü hem de kara araçlarında böyle artık sahada görüntüleriyle daha çok aşina olacağız, daha çok görmeye başlayacağız. Burada tabii hızlandıran süreci muhtemelen bizim sektörümüz için önemli bir fuar olan Eurosatory fuarı olur Fransa'da. Ama onun öncesinde de şu anki dünya genelindeki bu çeşitli bölgelerde biliyorsunuz şu an çalışmalar ve konflikler var. Bunların da etkisiyle bu sürecin hızlanacağını değerlendiriyoruz yani. Orta kalibrelerin, uzaktan kumandalı sistemlerin ve drone tespit sistemlerinin karşı ön haber alma diyelim, önlem sistemlerinin öne çıktığı bir yıl olacaktır diye değerlendiriyoruz yani. Gelecekle ilgili en azından neler olacak şöyle bir ipucu almış olduk. Fuarlar herhalde yaklaştıkça yapacağımız yeni videolarla bunları daha ürünleşmiş farklı şeylerini görürüz diye tahmin ediyorum ben. Kesinlikle göreceksiniz. Şu an tabii biz de heyecanlıyız. Birçok anlaşmamız var, birçok projemiz var. Bunlar bir sonraki toplantılarımızda belki bitmiş olacak. O zaman
gösterebileceğiz. Şu anda dediğim gibi hani belli sözleşmelerden dolayı, gizliliklerden dolayı. Tabii savunma sektörünün aynen. normal hali olan diyecek hiçbir şeyimiz yok. O zaman işte bu projeler bitip zaten kendilerini göstermeye başlayınca biz de hani göğsümüzü gere gere sizlerle paylaşacağız. Ama bu bir serüven. Sürekli devam ediyor. Biz şu anda işte nasıl 2019'da 20'de bu yılları öngördüysek şu anda 2027'leri 28'leri şu an planlıyoruz. Onları da ilerleyen yıllarda konuşacağız. Tabii şimdi bunları söyleyince işte Samsung Yurt Savunma neden ilk onda? Niye bu kadar çok ihracat yaptığının da aslında cevabını almış da oluyoruz. Önce düşünüldüğü zaman, farklı bakış olduğu zaman, konseptleri önden tasarlanıp konduğu zaman o iş farklı bir yere doğru gidiyor. Bu da tabii başarıyı getiriyor. Çok teşekkürler. Doğru söylüyorsunuz. Başarı rastlantısal değildir. Yani biz işimize ve yaptığımız tüm her şeye gönülden bağlıyız. Bir defa seviyoruz. Zaman harcıyoruz, emek harcıyoruz. Ama en önemlisi bunları yaparken çok uzun süre ciddi şekilde var olan tüm datayı inceliyoruz. Onunla ilgili il departmanlarımız var. Yetmiyor işte yurt dışından ya da Türkiye'deki önemli isimlerle fikir alışverişinde bulunuyoruz ki doğru kararı almak için. Ve hani şu ana kadar muvaffak olduğumuzu değerlendiriyorum. İhracat bizim için kaçınılmaz. Üst yönetimimizin bize verdiği zaten en büyük direktif o. Ülkenin katma değerine, yani ülkeye katma değer elde edecek ürünlerle hazırlık yapmamız, çalışmamız. 2024'te de bunun bu şekilde devam edeceğini kesinlikle söyleyebilirim. Yani ihracat. Ama en önemlisi ihracat bir başarı, katma değer bir başarı. Ama bununla beraber sunduğumuz ürünlerle diğer yani sektöre bir yön vermek aslında şu an bizi açık. Biz artık takip ediliniz. Bizi takip ediyorlar. Yani hem Türk Savunma Sanayi takip ediyor hem de Samsung Yurt Savunma ve şirketler grubunu her bir bireyini, her bir şirketini ayrı ayrı takip ediyorlar. Bu aslında bizi en çok gururlandıran ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan konu diyeyim. Necati Bey çok teşekkürler. Sonraki videolarda farklı konularda görüşmek üzere diyelim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sizlere de iyi fuarlar diliyoruz. Zor böyle bir takvimimiz oldukça yoğun. Vakit ayırdınız. Görüşmek üzere diyelim. Çok sağ olun sizler de.